Ne dedi? Az sonra. Çek çek. İbona Sert, tekstilin kalbi, Kayseri'de. Sosyet pazarına geldi. Koca bulduran ceket mi istersiniz? Ceketi alırsanız kesin evde kalmazsınız. Eşi benzeri olmayan çizme mi? Aa, yıkılıyorum. İbona Sert dudaklı kazak mı istersiniz? Benim resim çektiniz herhalde bunu. Baskı yaptınız. Sudan ucuz pantolonlar mı? Fiyat ne kadar? 5 lira. İbona Sert, Kayseri'nin sosyete pazarından annesine neler aldı neler? Annem, bol bol alışveriş yapıyorum senin için bugün. Az sonra. Çek çek. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam. Son bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Çek çek. Nereden nereye? Sadece adı değil, hayatı değişti. İlken oyuncuydu, rüzgar oldu, fırıncı oldu. Bir fırında işçilik yapmaya başlayan Rüzgar Erkoçların çok özel görüntüleri geliyor. Az sonra. Çek çek. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzünde kalbinin merkezinde yine benim izim var. Küllenen aşk yeniden alevlendi mi? Ya sürekli sizi Kenan İmirzalıoğlu'na ya işte yakıştırıyorlar. Yoksa Kenan'la Cansu ezelden biri aşık mı? Sizce garip mi? Kenan İmirzalıoğlu'yla Cansu Dere'nin yeniden bir araya gelmesinin arkasında ne var? Cansu Dere ilk kez konuştu. Az sonra. Çek çek. Hiç hız kesmeden magazin dünyasında hızlı bir tura çıkıyoruz. Bakalım kim kiminle, nerede, nasıl objektiflerimize yansımış. Çıldırtan İstanbul trafiği ünlü çifti vapurcu yaptı. Sedef Avcı'yla Kıvanç Kasabalı'nın vapur sefası. Baş edemiyoruz, o yüzden de en pratik yol deniz yolu. Eşi istedi, soyadını değiştirdi. Yeliz Güleç. Sarışın Ağa Halil, kibar maço çıktı. Kıskançlık olayını çok güzel yendik. Safiye'nin faiği Nişantaşı'na inerse. Bir çay içtim 10 lira. Safiye'siz sosyeteye girdi. Kadınların hücumuna uğradı. Magazin dünyasından hareketli mi hareketli bir haber turuna çıkıyoruz. Etiler'de bir motosikletli çifte takılıyor gözümüz. İlker Aksun ve sevgilisi bu çift. Welcome to India.
sevgilisini indirir indirmez gazlıyor İlker Aksu. Hey! Hey! Yazık, kızcağızın kaskı elinde kala kaldı. Ne yapsam diye bakınıyor etrafa. Bir motorcu daha. Engin Altan düz yatan da motorundan vazgeçemeyenlerden. Şükür çalışıyoruz. Ayşe Özyılmazel bir arkadaşıyla toplantıdan çıkmış. Toplantı vardı, şimdi ötekine gidiyoruz. Biraz bitkin görünüyor nedense. Üfleseniz yıkılacak. Yorgun görünüyor. Çok halsizim artık, bir de şey yapıyorum, diyet. Şeyda Coşkun'la çalışmaya başlamış. Yakında o da tığ gibi olur. Şeyda'ya gidiyorum. Şeyda'ya mı sizde? Evet evet. 3 gün oldu. 2 kilo verdim. Aşkı biten her ünlü bayan gibi bakıma almış kendini. Sevgilisi Berksu'ya batmazdan ayrıldığını hatırlatalım kısa süre önce. Hiç halim yok, bugün inanılmazım yani. Niye öleyim bilmiyorum. Muazzez Ersoy'u Nişantaşı turunda görüyoruz, şaşırıyoruz haliyle. Binde bir çıkıyorum, burada bir mağazaya uğradım, bir şey sipariş etmiştim, o gelmişti. Onu aldım ve gidiyorum. Ilgaz Dağları'nda soğuğun merkezinde klip çekti geçtiğimiz hafta. Hoş bir klip çektim. Artık başka çare yok, senden bana fayda yok. O bir nostalji kraliçesi. Sanat müziği eserleri ondan sorulur. Ajda Pekkan'ın sanat müziği albümü yapması soruluyor. Popçular da Türk sanat müziği okuyabilir. Son günlerin malum polemiği, Kürt tartışması soruluyor. Yanıtı ilginç. Milletin sırtına giydiği deri ceketler neden yapılıyor? Nereden yapılıyor? Deri nereden geliyor? Bir dertte güzelle beraberiz. Yeliz Şar, Tolga Güleş'le evlendi evlenmesini ama çift çalışmaktan birbirlerini göremiyor doğru dürüst. Evlilik telefonda çok iyi gidiyor. Show TV'nin sevilen dizisi Adımı Kalbine Yazdım'ın Halil Ağası Tolga Güleç, dizi için haftanın 6 günü Mardin'de. Hal böyle olunca hasret taban. Öyle denk geldi. Telefon çalıyor. Ay diyorum, hani geri mi döneceksin acaba? Çünkü saat akşam 10'da arayıp sabah 6'da gelmeniz gerekiyor diyebiliyorlar. Bu arada Sarışın Ağa Halil'in kibar maçı olduğunu öğreniyoruz. Yılların Yeliz Şar'ını Yeliz Güleç yapmış beyefendi. Baskı var evde. Öyle mi? Aa tabii canım, hem de nasıl. Ciddi misin? Tabii. Yeliz Şar diyorum, ağzımdan kaçıyor bazen, Tolga yapıyor. Kim o? Aa diyorum şey, Yeliz Güleç. Bu kadar da değil. Yılların Fenerbahçelisi Yeliz artık Beşiktaşlı. Fenerbahçeliydim, beni Beşiktaşlı yaptı. Daha ne diyeyim yani, bunun her şeyi söylüyorum artık. Bebek'te bir restoranda Harun Tan ve oğlu takılıyor kameramıza. Ebru Şahlı'dan boşanan Harun Tan'ın oğluyla giderdiği hasreti asla gideremeyecek bir isme gidiyoruz şimdi de. Can Ateş. Meryem Uzerli'nin Türkiye'den kaçmasına neden olan adam bir kafede arkadaşlarıyla. Can Ateş'in Meryem Uzerli'den yakında bir kızı dünyaya gelecek. Ama ünlü iş adamının kızını karşısına alıp oturması zor görünüyor. Bu arada Can Ateş'in yeni bir sevgili bulduğunu hatırlatalım. Ve Faik Öztürk sonunda Nişantaşı'na da indi. Şimdi Safiye görecek, ne işin var Nişantaşı'nda diyecek. Evet, Safiye Hanım'ı görmedik. Yani Nişantaşı'nda da ilk defa indim, ilk defa da kameraya yakalanıyorum. Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı, komik adam Faik Öztürk sosyeteye karıştı. Ama fiyatlar da sosyetik olunca biraz başı ağrımış görünüyor. Ne pahalı bu kafeler? Çok pahalı. Bir çay içtim 10 lira. Eyvah. Hiç ağrısızı kalmıyor zaten. Şifalı burada, çay kahve şifalı. İlk defa Nişantaşı'na geliyor. Görmüş Faik Öztürk. Buna inanalım mı bilemedik ama Nişantaşı'nın fiyatlarına takılmış fazlasıyla. Sayarken var ya, için gidiyor zaten ha. Vallahi hiç şey yok yani. Kaç para hesap ödedin? Ben halk lokantasına götürdüm. Orada dördü kuru fasulye yedi. Pilav, birer tane cacık. Kaç para geldi? 60 lira geldi. 60 lira iyi fiyat. Ama burada bir... Abi. Yok, burada yanlışlıkla bir çorba içirseydik yandıydık. Bir çorba 60 liraydı. 600 liraya kalkardık ondan sonra. Bu arada Nişantaşı güzellerinin Faik Öztürk'e ilgisi yoğun. Aman Safiye görmesin Faik Bey. Bir ünlü çifte takılıyor kameramız. Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı çifti tura çıkmış soğuk havaya rağmen. Bugün boş günümüz, o yüzden biraz geziyoruz biz de. Yakın zamanda anne ve baba oldular.
oğullarına Can ismini verdi ünlü çift. Peki. O uyuyor, biz geziyoruz. Annesi oyuncu, babası oyuncu, hatta kirbesi Kıvanç Tatlıtuğ bile oyuncu. Can da oyuncu olur artık. Daha ama çok erken tabii onun için karar vermek ama... İnşallah ileride güzel bir hayatı olur. Anadolu yakasında oturuyor ünlü çift ve karşıya geçerken araçlarını değil vapuru tercih ediyorlar. Birazdan vapura binecek ve evlerinin yolunu tutacaklar. Daha kolay oluyor tabii. Karşıdan buraya gelip gitmek. O yüzden biz de onu tercih ediyoruz. İstanbul'da trafik eziyet. Hüsnü Şenlendirici Marmara'yı ve Tekdinçöz'de metroyu tercih ediyor zaman zaman. Onların tercihi de deniz yolu. En pratik yol deniz yolu. İstanbul kartlarını basıp vapura biniyor ünlü çift. Başlıyor romantik bir vapur sefası. Hey, I just met you. Danslarıyla, çılgın ayakkabısıyla ve müthiş performansıyla. Hadi bismillah başlayalım. Havam yerinde, alatık oldum. Aldığın her nefes acıtır ikimizden de. Çala çala gül bende. Ve tek fırtınası. Güzeller içinden tek seni seçtim. Az sonra. Sana ben... Çek çek. Nereden nereye? Sadece adı değil, hayatı değişti. İlken oyuncuydu, rüzgar oldu, fırıncı oldu. Bir fırında işçilik yapmaya başlayan Rüzgar Erkoçların çok özel görüntüleri geliyor. Az sonra. Çek çek. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam, son noktayı. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Çek çek. Moda ikonu Ivana Sert yine mikrofonu eline alıp bu kez Kayseri sokaklarının nabzını tutmuş. Ivana Sert ile Kayseri turuna çıkıyoruz. Ivana Sert, tekstilin kalbi Kayseri'de. Sosyet pazarına geldi. Koca bulduran ceket mi istersiniz? Ceketi alırsanız kesin evde kalmazsınız. Eşi benzeri olmayan çizme mi? Aa, yıkılıyorum. Ivana sert dudaklı kazak mı istersiniz? Benim resim çektiniz herhalde bunu. Baskı yaptınız. Sudan ucuz pantolonlar mı? Fiyat ne kadar? 5 lira. Ivana sert Kayseri'nin sosyete pazarından... Annesine neler aldı neler? Annem, bol bol alışveriş yapıyorum senin için bugün. Show TV'nin gülüyor, moda takibinin prensesi. Türkiye'ye modayı sevdiren kadın Ivana Sert aldı yanına kamerasını, Kayseri'nin yolunu tuttu.
Kayseri'nin altını üstüne getirdi. Sosyete pazarına girdi. Alışveriş yaptı. Kayseri sanki yıllardır Ivana'yı bekliyordu. Anadolu kadınlara güzelleştirmek için buradayım. Çok güzel kararlar çekeceğiz hep beraber, inanıyorum. Sosyete pazarı ilk durağı. Kayseri sosyetesi buradan alışveriş yapıyor. Ivana Sert denince akla ilk ayakkabılar geliyor. Yakılıyor ayakkabılar, tekstil, bluzlar, etekler hakikaten çok şık. İşte bir bot beğendi bile. Buyurun arkadaşlar, hakikaten bu hava için hem yağmur hem soğuk, hem sıcak tutmak için, hem yağmurda kurmak için mükemmel bir bot. Fiyat öğrenmek istiyorum. Fiyat. Ama bana bakma böyle, fiyat. Fiyat 85 lira. Ivana Sert mi 85? Herhangi. Ivana Sert pazarlıksız hiçbir şey almaz. Moda takibi sayesinde pazarlığa iyice alıştı. Bunun fiyat ne kadar? 55 TL. Aferin. Bu da hakikaten hak ediyor. 55 TL. Yani 40 da bile olabilir değil mi? Olur, canınız sağ olsun yani. Ay, canı sağ olsun diyor bana, süpersiniz. Kayseri'de stilettolar Ivana Sert ayakkabısı olarak satılıyor. Halk ne bilsin stilettoyu tabii. Sizin tarzınız. Oo, bu Ivana Sert artık ayakkabı. Arkadaşlar bu zaten isim benim adı soyadında oldu yani, değil mi? Pazar burası, her şeyi ucuz. İşte Kayseri babalarının tercihi Baba Kaza. Baba Kaza, 2013-2014 sezonumuzun en güzel kazaklarından birisidir bu. Ne kadar fiyat? Fiyatı 65 lira. Ve Kayseri'nin kızları. Moda takip ediyor musun? Biraz. Ya biraz. Evet. Berini ve atkını sevsinler senin. Kesin annesi örmüştür marifetli elleriyle. Annem. Anne yaptı mı? Annem yaptı. Anneciğim, eline sağlık diyoruz. Kayseri esnafı da işini biliyor. Bakın bir tezgahçı nasıl karşılıyor Ivana'yı. Artık bizimlesin Ivana. Artık bizimle. Atlangoç tezgahların mal satmadaki hünerine diyecek yok. İlla satacak Ivana'ya bir ürün. Kulağa fiyat söyleme sistemini geliştiriyor ayaküstü. Ne kadar? Sana tek fiyat sana ama. Bana arkadaşlar. Fiyatlar öyle ucuz ki İstanbullu Ivana'yı bile utandırıyor bu fiyata bu ürünler. Yeleklerin fiyatları öğrenmek istiyorum. Yeleklerimiz 20 lira. 20 TL. Evet. Yani hakikaten ne oldu yani, utan. Kayseri kızları çok şanslı. Kaliteyi ucuza alıyorlar ve şaşırtıyorlar Ivana ablalarını. Fiyat ne kadar? 5 lira. Vay be, gidiyorum yani. Bir kalem elbise beğeniyor Ivana. Tam tarzına uygun. Fiyatı yine sudan ucuz. Fiyat ne kadar o elbise? Hangisi? 20 kalem. Lira. 20 TL. 20 lira. Kayseri ucuz çünkü dokumanın, tekstilin kalbinin attığı yer burası. Ham madde yakın ve üretim çok. Ay çok tatlı ama. Değil mi? Bu da ne kadar? Onlar da 5 lira. Ben hakikaten ne diyeceğim artık bilmiyorum yani. 5 yani. Bir ayakkabı tezgahı buldu Ivana Sert ve bir bot beğendi. Annesini almak istiyor ama fiyat konusunda biraz acımasız. 5 TL. Canı sağ olsun. Terliyoruz burada. Son anda insafa geliyor ve 20 lira veriyor. Canım seni kırmak istemiyorum. 20 veriyorum. Annem güle güle kullansın diyoruz. İşte sosyete pazarının bebek reyonu. Her şey çok tatlı. Her şey çok ucuz. Biz burada 20 liraya satıyoruz. Çok tatlı. İyice indirim havasına girdi modanın prensesi. Müzisyenlik de var tabii. Ayaküstü indirim şarkısı besteledi. 10 lira, 10 lira, 10 lira, 10 lira. 10 lira bana indirim yapacaksınız. Bilmiyorsunuz herhalde. Soğuk havayı ısıtmak için kafasına bir bere alıyor ve çok yakıştırıyor. Daha güzel. Şu anda sizinleyim. Sosyete pazarından bir başka halk çarşısına geçiyoruz. Burada da ne ararsanız var. Bir ayakkabı tezgahına fokuslanıyor Ivana Sert. Tezgahın sahibi biraz uyanık sanki. 57 TL de verirsiniz belki. Öyle, sen de öldürdün. 50'ye de çok az. Zaten ben de kazanmazsın yani. Hediye vereceğim. 50'ye de çok az. Böyle bir tezgahda gelmiş. Senin 100 vermen lazım. 120 vermen lazım. Ama sattığı ayakkabılar, çizmeler, botlar gerçekten güzel. Ve çok ucuz. Yani bir markadan bir tekli değil yani. Taklit bizde yok. Anladım. Bunun fiyat ne kadar?
O fiyatı 90 lira. Biraz çirgin müşteri için alıyor mu böyle? Alıyorlar. Kayseri'de özellikle çok seviyorlar böyle şeyleri. İvana'nın annesi bu gidişle her ay yollayacak kızını Kayseri'ye. Ben de bunu 42 alabilir miyim? Annem, bol bol alışveriş yapıyorum senin için bugün. Kayseri'de neler var neler. İşte evde bırakmayan ceket. Ceketi alırsanız kesin evde kalmazsınız. Alıyorum. Burada her şey çok şık ve her şey çok ucuz. Çok güzel ürünleri bulduk. Her şey bedava. Finali İvana sert dudaklı kazakla yapıyoruz. Tam benim dudağını bakar mısınız? Dişlerin arasını. Benim resim çektiniz herhalde bunu. Baskı yaptınız. İvana Sert Anadolu'yu gezmeye devam edecek. Tüm ayrıntılar Cumartesi sürprizinden hemen sonra Moda takibinde. Sakın kaçırmayın. Çek çek. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam, son noktayı. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Çek 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 çek. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzünde kalbinin merkezinde yine benim izim var. Küllenen aşk. Yeniden alevlendi mi? Ya sürekli sizi Kenan İmirzalıoğlu'na yakıştırıyorlar. Yoksa Kenan'la Cansu ezelden biri aşık mı? Sizce garip mi? Kenan İmirzalıoğlu'yla Cansu Dere'nin yeniden bir araya gelmesinin arkasında ne var? Cansu Dere ilk kez konuştu. Az sonra. Çek 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 çek. Nereden nereye? Sadece adı değil, hayatı değişti. İlken oyuncuydu, rüzgar oldu, fırıncı oldu. Bir fırında işçilik yapmaya başlayan Rüzgar Erkoçların çok özel görüntüleri geliyor. Az sonra... Çek 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 çek. Efendim Cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada renkli İstanbul geceleri var. Hızlı, tempolu ve eğlence dolu İstanbul gecelerine gidiyoruz. Ünlü güzeller gecelerde tatlı su kurnazı olursa... Önce Sinem ve Cansu. Sonra Özgün Amağlı. Özgün geldi, Özgün geldi. Allah Allah. Uyanık kızlar gazetecileri kandırmak için taktik uyguladı ama yakalandı. Çağla Şükel gelinlik giydi. Eşi magazincilerden öğrendi. Gelinlik mi giydi? Evet. Öyle mi? Genelde gelinlik giydi. Haberim yok. Çağla Şükel'le Emre Altu yeniden mi evleniyor? 10. yılda belki. Kürk tartışmalarına
Ivana sert yorumu. Society hanımların herkese kürk. Kürk giymiyorum diyenler. Yurt dışında kürkle geziyor. Giyiyorum. İstanbul gecelerinden açılışlar, galalar ve davetlerden oluşan bir tura çıkıyoruz şimdi de. Ünlü isimlerin katıldığı bir partiye gidiyoruz. Murat Burçin Yıldırım çifti taktik yapmaya geliyor. Nasıl mı? Dikkatle izleyin. Sizi kurnazlar sizi. Sinem Kobal'la Cansu Dere sorulardan kaçmak için arkadaşlarını yem olarak kullandılar. Sinem Kobal Arda Turan'lı sorulardan kaçıyor, Cansu Dere Kenan İmirzalıoğlu'lu sorularda. Aynı geceden Özcan Deniz'e çektiği filmle adından söz ettiren Yasemin Alın çıkıyor. İyi akşamlar, iyiyim, teşekkür ederim. Herkes kaynaşıyor, muhabbet ediyor falan. Ama sabah setim olduğu için şimdi erkenden kaçmak zorundayım. Film teklifleri yağıyor güzel oyuncuya. Ya şu an zaten hani bizim sinema filmi çok iyi gidiyor. O yüzden hani teklifler o yönde. Hani bekliyorlar zaten. Biz de o yönde planlarımızı o şekilde ayarlıyoruz. Selma Ergeç de orada. Yanında sevgilisi Can Öz yok o gece. Arkadaşlarımla geldim. Şimdi onlarla çıkıyorum. İşte bir başka tatlı su kurnazı daha. Selma Ergeç konuşurken Özgün Amal fırlıyor aradan. Oo, Özgü geldi. Aa, yaşasın. Selma. Selma Ergeç yaşasın. Yaşasın, şahane. Gazetecileri kandırdıklarını sanıyor Özgün Amal. Son dönemde ortalıkta görünmeyen İbrahim Çelikkol da orada. Yakışıklı oyuncu Belçin Bilgin'le oynadığı Sadece Sen filmindeki kanlı dövüş sahneleriyle gündemde şimdilerde. Başrollerinde Yetkin Dikinciler ve Show TV'nin sevilen dizisi Pis Yenili'nin cimbomu Eda Ece'nin oynadığı Kızım İçin filminin galasındayız. Ölmüş babam seneler sonra ortaya çıkıyor. Bir de beni kaçırıyor. Niye şimdi? Çocukluğumdan kalan son 3 haftayı birlikte geçirmek istedim. Bir baba kız öyküsünün anlatıldığı filmin oyuncularından İnci Türkay, Beyazlar için de katılmış galaya. Tam bir Yeşilçam filmi, öyle söyleyeyim. Çok özlenen, çok unuttuğumuz o naif duygularla süslenmiş bir film. Filmde ayrıldığı eşi tarafından çocuğu kaçırılan bir anneyi oynuyor İnci Türkay. Gerçek hayatta da eşinden ayrılmış olması hatırlatılıyor. Babasıyla gayet medeni şartlarda ayrıldık, gayet medeni görüşüyoruz. Yok, alıp kaçırmaz çocuğumu sanmıyorum. Ve filmin başrol oyuncuları. Eda Ece ilk sinema filmi deneyiminden başarıyla ayrıldı. Filmdeki performansı çok konuşuldu. Benim oynadığım Tuğba karakteri babasıyla annesi ayrıldığı için böyle 2,5 yaşlarındayken babasız kalmış. Seneler sonra babası geri dönüp onun karşısına çıkıyor ve onunla bir hesaplaşmaya giriyor. Oynaması çok keyifliydi. Yetkin abiyle oynadığım için çok çok şanslı hissediyorum. Yetkin Dikinciler filmdeki imajıyla katılmış galaya. Yönetmenimin özel isteği kalmadı. Son anda biraz daha sakal bırakıp, ip bırakıp bu şekilde bu gece için, yani bu filmin galası için gelmeye çalıştım. Modacı Hakan Akkaya'nın kulüp açılışındayız. Nişantaşı çocuğu ünlü modacı siyah beyaz pantolonuyla katılmış açılışa. Ben olunca her şey siyah beyaz olduğu için... Böyle birçok insan, yani benim arkadaşlarım böyle geliyor. Yakın arkadaşı Ivana Sert'le birlikte parti yapacağını müjdeliyor habercilere. Ivana ile şimdi bizim hafta bir sürprizimiz olacak burada. Ondan sonra galiba önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta, yılbaşından önce. Ama keşke Ivana Sert'e de söyleseydi böyle bir şey yapacağını. Modanın prensesi gece hayatına veda etmiş. Ben de yapmıyorum böyle şeylere. Ivana Sert'e moda dünyasının konuştuğu kürk tartışmaları soruluyor. Ben kürkümü kullanıyorum. Ve beni görebilirsiniz yani demeyeceğim ki kullanıyorum çünkü kullanıyorum. Evet tabii ki doğrusu bir şey değil. Ama ben sahte hiçbir şey kullanmıyorum. Ivana Sert kendisi gibi sosyetenin birçok isminin de kürk kullandığını iddia ediyor. İnanın bana bütün bizim society hanımların herkese kürk çok çok güzel güzel kullanıyorlar. Ama söylemiyorlar. Ajda Pekkan'ın kürk giymiyorum deyip kürklü görüntülerinin ortaya çıkmasına da bir göndermesi var Ivana'nın. Çoğu kişiler kürkün kullanmıyoruz.
diyen biliyorum ve sonra yurt dışında tabii ki ben yalan konuşmuyorum. Giyiyorum arkadaşım, beni böyle sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama bazen giyiyorum. Tam konu kürkten açılmışken kürklü montuyla Emre Altuğ geliyor. Tabii bu gerçek bir kürk değil. Şu kürk mü acaba, yani gerçek? Onu söyleyeyim çünkü bu aralar çok tartışmada. Yok değil. Değil. Eşi Çağla Şikeli göremiyoruz yanında. Çağla defile yorgunu tabii. Önceki gün bir defileye katıldı ve gelinlik giydi. Ama Emre Altuğ'un haberi bile yok. Gelinlik mi giydi? Evet. Öyle mi? Genelde gelinlik giydi. Haberim yok. En büyük gelinliği de kendisi giydi. Evet, o geldiği zaman eve sadece giydiği şeylerden bahsetti. Bana çok ağırdı, çok zordu dedi, o kadar. Konu gelinlikten açılmışken moda haline gelen evli çiftlerin düğün tazelemesi soruluyor. Emre Altuğ 10. yılda böyle bir sürpriz düşünüyormuş zaten. İkinci bir düğün. Dur bakalım, 10. yılda belki. 10. yılda. Evet. Hastasıyım arkadaşın hastası. Çek çek. Danslarıyla, çılgın ayakkabısıyla ve müthiş performansıyla. Hadi bismillah başlayalım. Havam yerinde, anlatık oldum. Aldığın her nefes acıtır ikimizden de. Çala çala gül bende. Ve tek fırtınası. Güzeller içinden tek seni seçtim. Az sonra. Sana ben. Çek çek. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de, içinde senikiyim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam, tamam. Son noktayı. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Çek 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 çek. Sen başka söylesen de içinde seni. Yeniden alevlendi mi? Ya sürekli sizi Kenan İmirzalıoğlu'na ya işte yakıştırıyorlar. Yoksa Kenan'la Cansu ezelden biri aşık mı? Sizce garip mi? Kenan İmirzalıoğlu'yla Cansu Dere'nin yeniden bir araya gelmesinin arkasında ne var? Cansu Dere ilk kez konuştu. Az sonra. Çek çek. Nereden nereye? Sadece adı değil, hayatı değişti. İlken oyuncuydu, rüzgar oldu, fırıncı oldu. Bir fırında işçilik yapmaya başlayan Rüzgar Erkoçların çok özel görüntüleri geliyor. Az sonra. Çek çek. Ekranların gülen yüzü Gülben Ergen kendi programında meslektaşı Petek Dinçöz'ü ağırladı. İki eski dostun buluşmasında bakalım neler yaşanmış. Danslarıyla, çılgın ayakkabısıyla
müthiş performansıyla. Hadi bismillah başlayalım. Havam yerinde, alatık oldum. Aldığın her nefes acıtır ikimizden de. Çala çala gül bende, betek fırtınası. Güzeller içinden tek seni seçtim. Kalbimi sana, ben sana verdim. Ay insan aklını kaçırır bununla, bu ne be? Show TV'nin sevilen programı Gülben'de, Petek Dinçöz Fırtınası esti hafta içinde. Son dönemin en başarılı şarkıcılarından Petek Dinçöz, Gülben Ergen'in konuğuydu. Daha programa adımını attığı anda güzel şarkıcı talihsiz anlar yaşadı. Stüdyoya adımını atar atmaz ayakkabısı çıktı. Şarkısını bitirdikten sonra Gülben Ergen'le o anların kritiğini yapan Petek Dinçöz şaşkındı. Ben böyle bir şey görmedim Gülben. Ne oldu öyle dağıldın sen? Anam bir heyecan, bir heyecan. Daha dakikasında ayakkabı ayağından fırladı. Ne göz varmış da. Aa bende ne göz olacak, sen ne düşündüğüne bak, bak. Ama çok zayıfladık ya. Hoş geldin. Düşünceye hoş bulduk. Hoş bulduk. Petek Dinçöz o gün fazlasıyla hastaydı aslında. Bir iki gün önce hastanelik olan ve serum takılan Petek Dinçöz yine de enerjisinden bir şey kaybetmemiş görünüyordu. Klip çekiminde bayağı bir üşütmüşüm. Dün gittim hastanelerde serumlar yedim. Bu serum yemiş hala yemeseydi serum... ne olacaktı acaba? Bu kadar çok. Havam yerinde, anlatık oldum. Oyamadan duramam. Kafam karıştı. Programda hayatına ve ilişkisine dair çok özel açıklamalar da yaptı güzel şarkıcı. Mesela şu sıralar güzel bir ilişkisi olan Petek Dinçöz evlenmeyi, anne olmayı çok ama çok istiyor. Anne olmak istiyor musun? Çok istiyorum. Şu anda da 6 aydır bir ilişkim var. Çok mutluyum. Ay maşallah ne güzel. Darısı herkesin başına. Şimdi böyle konuşup da 2 ay sonra Allah korusun bir kötü bir şey olur. Bir ayrılık olur, her şey yani bu biz plan yapamayız. Her şey yolunda gidiyor. Küçük lunaparklara gidiyoruz. Aa tabii canım bayağı. Dönme dolaplara biniyorsun. Aa biniyoruz. O çocukluğunu biraz yaşıyorsun belki. Öyle mi, ne güzel. Hadi bismillah başlayalım. Tırsmayalım sakata gelmekten. Kim ne diyor takmayalım. Onların derdi çok bilmekten. Çok gülelim çok ağlayalım. Kim ölmüş sanki sevmekten. Üç harfliden gelsin. Bir de sürprizi vardı Petek Dinçöz'ün. Canlı yayında Gülben'e bakın ne hediye etti. Güzeller güzeli. Fıstık zayıfladı. Yazın ne yapıyor? Keyifli başlayan program aynı şekilde sona erdi. Özellikle Petek Dinçöz'ün dans şovu görülmeye değerdi. Salla! Tek 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 tek. Benim deli eden ne utan. Chloe'den al haberi. Aşkım kocam. İrlandalı artık kocam diye çağırdı Serdar Ortaç'la. Evlilik tarihini açıkladı. Biz artık evleniyoruz. Ve Serdar Ortaç da konuştu. Seneye inşallah yapacağız. Masal gibi bir düğün geliyor. Kendi gelinliği daha güzel olacak. Beyoğlu'nda görülmemiş kavga. Sinan Çetin'in oğlu neden tekme yumruk kavga etti? Kimse onu böyle görmedi, göremeyecekti. Mahsun Kırmızıgül neden kel oldu? Az sonra.
Tek tek. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle senelerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Tek 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 tek. Oyunculuğu bırakıp hastanede çalışmaya başlayan ünlü isim kim? Serdar Ortaç'tan radikal karar. Hepsi ve daha fazlası renkli haber turumuzda. Nereden nereye? Sadece adı değil, hayatı değişti. İlken oyuncuydu, rüzgar oldu, fırıncı oldu. Bir fırında işçilik yapmaya başlayan Rüzgar Erkoçların çok özel görüntüleri geliyor. Sonunda pes etti. Serdar Ortaç ülkeyi kısmen terk ediyor. Miami'ye yerleşecek şeklinde. Gideceğiz abi. Serdar ve Chloe Miami'ye yerleşiyor. Gecelerde kız kıza gezme modası başladı. Kıza gezelim bu gece. Olmuşları seçelim, can yakalım. Hangi ünlü güzeller kız kıza eğlenmeye çıktı? İstanbul gecelerinde temposu yüksek bir tura çıkıyoruz. Gecelerin startını verdik. Hadi hayırlısı. Murat Dalkılıç ve gözlere ziyan ayakkabısıyla başlıyoruz. Nasıl ayakkabı öyle Murat? Nereden buldun öyle? El alem ne der görürse. Sevgili arkadaşım Berk Balatlıoğlu ısrar etti. Sahne zamanı Murat Dalkılıç için. Dans etmeyi de öğrendiği gözleniyor. Ve Hande Yener. Aynı gecede o da sahneye çıkacak. Bir renkli ayakkabı da onda var. Bak bak şuna bak, şu sahte gülene bak. Ben yine aşığım, sana ne olacak? Hande Yener'in kışlık tarzı da ilginç. Mini eteğe dönüşen bir kazak giymiş üstüne. Bakayım duman çıkacak mı? Bayağı soğuk bugün. Ben de biraz kışlık giyineyim bari dedim, çok soğuk. Başka müzik ziyafetiyle devam ediyoruz gece turumuza. Tüm dünyada verdiği dev klasik müzik konserleriyle adından söz ettiren Andre Rieu, Sinan Erdem spor salonunda verdiği konserle büyüledi. Konseri izlemeye gelen isimler arasında Gül Murat Saygı çifti ve Ajda Pekkan da vardı. Yani, eğlenme tatlısı diye geldik. Konser tek kelimeyle büyüleyiciydi.
Her şarkıya ayrı bir konseptin yapıldığı konserde önce seyircilerin kafasına sanal kar yağdı. Sonra da Türk müziğinden eserler sergilendi. İşte Andrea Rio yorumuyla katibi. Bitmedi. Bu büyük orkestra kasap havası çaldı. Sahnede ve seyirciler arasında halaylar çekildi. Gecelerinde kız kıza gezme mevsimi başladı. İşte onlardan üçü. Ekin Türkmen, Hande Soral ve Seda Akman gecelerde turluyor. Ekin Türkmen'in birkaç gün önce yeni sevgilisiyle Beyoğlu'nda görüntülendiğini de hatırlatalım. Hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar. İşte bir başka güzel. Merve Bolur tam olarak kız kıza değil. Başını bir omza dayıyor ama beyefendinin arkadaşı olduğu aşikar. Bülent Ersoy'u görüntülüyor kameralarımız. Gece gece ayakkabı alışverişine çıkmış diva. İstediği şeyleri bulmuştur umarız. Bir şeyler ısmarladım. Kameralara teşekkür ediyor. Bu arada teşekkür ediyorum. Gözümün içine girmediniz. Kör melek tam 2.80 uzanırdı. Ve meşhur kahkahasını atarak veda ediyor. Son dönemin en çok konuşulan ismi Serdar Ortaç çıkıyor bir gece kulübünden nişanlısı Chloe ile birlikte. Merhaba abi. Nasılsın Serdar? Allah'a şükür abi. Abi hastalığına yakalandı Serdar Ortaç son dönemde. Yarı yaşındakilere bile abi demeye başladı. Yok abi, işimiz var abi. Öyle abi. Serdar Ortaç'la ilgili bir gelişme var. Ülkesini çok sevmesine rağmen üstüne çok gelinmesinden ötürü Miami'ye yerleşeceği konuşuluyordu. Bu iddia soruluyor. Gideceğiz abi. Yani bir evimiz orada olacak, bir evimiz burada, öyle bakacağız. Artık yılın yarısını Amerika'nın ünlü tatil beldesinde geçirecek. Yani kısmen işte, 6 ay. Ve haftanın görüntüsünde sıra. İşte karşınızda Fırıncı Rüzgar. Niler Koçlarken Rating Rekortmeni dizilerde rol alıyordu. İşin var mı? Ne yapacaksın? Niye sordun? Hiç. Belki bir şey içeriz, konuşuruz demiştim. Ama hayatını değiştiren kararı verip Rüzgar Erkoçlar olunca değişen hayatını kazanmak için çalışmalıydı. Rüzgar Erkoçlar bir fırında işe başladı, fırıncı oldu. Geçtiğimiz hafta onu sevgilisiyle görüntülemişti kameralarımız. Bu haftada fırıncılık yaparken. Hatta fırında yerleri süpürürken görüntülüyoruz. Nereden nereye? Nilken Rüzgar olmak kolay olmadı onun için. Bundan sonrası da pek kolay olmayacak anlaşılan. Çek çek. İhanet iddiaları. Boşanıyorlar söylentileri
ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içimde seni kim görse yüzün. Peki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Az sonra. Boston Kırmızı Gül apar topar neden Amerika'ya gitti? Sinan Çetin'in oğlu kiminle kavga etti? Serdar Ortaç nişanlısıyla evleneceği tarihi açıkladı. Sırada sanat dünyasından son dakika haberleri var. Chloe'den al haberi. Aşkım, kocam. İrlandalı artık kocam diye çağırdı Serdar Ortaç'la. Evlilik tarihini açıkladı. Biz artık evleniyoruz. Ve Serdar Ortaç da konuştu. Seneye inşallah yapacağız. Masal gibi bir düğün geliyor. Kendi gelinliği daha güzel olacak. Beyoğlu'nda görülmemiş kavga. Sinan Çetin'in oğlu neden tekme yumruk kavga etti? Kimse onu böyle görmedi, göremeyecekti. Mahsun Kırmızı Gül neden kel oldu? Magazin dünyasında hızlı bir haber turuna çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz. Üç yıl önce adını taşıyan Nil Nehri'nin kıyısında reklamcı Serdar Erener'le evlenen Nilkara İbrahimgil anne olmaya hazırlanıyor. Allah'ın gerçekten hediyesi olarak görüyorum. Kalamam hayatın köşesinde. O zaman neşesi neresinde? Koysalar önüme bariyerde, çocuk da yaparım kariyerde. 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkan çılgın kız Nil'in bebeğinin cinsiyetini sır gibi sakladığı iddia ediliyor. Yanıp sönerken ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi. Sibel Can'ın konserindeyiz şimdi de. Güzel şarkıcı konser öncesi yaptığı röportajda yeni bir saç modası başlattığının haberini veriyor. Hanımlar dikkat! Evet, Türk kahvesi. Türk kahvesi. Evet işte Türk en güzel kahve Türk kahvesi. Şu anda bunu yeni albüm için hazırladık. Sibel Can'dan yeni moda renk Türk kahvesi. Da biliyorsunuz benim saçlarım hep ünlüdür böyle, mutlaka bir isim bulunur. Bayanlar çok yakından takip ettiği için şimdi artık herkes kuaförüne gidecek bir Türk kahvesi diyecek. Kahve gelecek ama ay saçımı istiyorum desinler, tamam? Her şey bomboş. Geldiyse. Bantladım ben, bir orada dövme vardı, onu sildirdim. Boşanır boşanmaz Sinan Akçıl'la yeni bir aşka yelken açan Ebru Şallı'nın aşkını dövmeyle pekiştirdiği iddia edildi. Ebru Şallı sırtındaki ve göbeğindeki Harun ve H harflerinden kurtulup ensesine S dövmesi yaptırmış. Ama
ama dövmeyi görüntülemek zor. Malum önümüz kış, ense açıkta kıyafet görmek güç. Zaten Ebru Şallı belki de dövmeyi kapatmak için geçtiğimiz haftaki bir galaya böyle kapana kapana gelmişti. Altı Bodrum, üstü Uludağ'ydı. Burası çok soğuk diye böyle berelerle geldik. Esiyor çünkü burası açık olduğu için genelde. Mavi boncuk Emel Sayın, modacı Cengiz Abazoğlu'nun kendisi için hazırladığı kıyafeti denedi. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk neredeyse benim gönlüm ondadır. Bundan önce dekolte giymeyen Emel Sayın'ın cesur dekoltesi dikkat çekiciydi. Ben çok dekolte giymeyen biriyim ama Cengiz'cim canım benim o kadar beni bilen, tanıyan hem fizik olarak hem huyumu suyumu çok iyi bilen bir insan olduğu için onu çok güzel ayarlamış. Tarkan imzalı Hep Bana şarkısını kliplendiren Emel Sayın, ilerleyen günlerde Tarkan'la sahneye çıkabileceğini söyledi. İnşallah olur. Düşünmedik de böyle bir şey. Ama inşallah olur. Ben çok isterim. Hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, hep bana, hep bana. Bu dünyanın malı mülkü kimseye kalmadı kalmaz ki sana da. Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül yeni filmi için Keloğlu. 2014'te vizyona girecek yeni filmi Mucize'de ruh hastası bir adamı canlandıracak olan Kırmızıgül film için saçlarını kazıttı. Photoshop'la hazırlanmış resimlerindeki gibi kel olan Mahsun Kırmızıgül saçları çıkana kadar Amerika'da tatilde olacak. Serdar Ortaç'ın İrlandalı nişanlısı podyumun yıldızı olacak az sonra. Serdar Ortaç'ı soruyoruz, bakın ne diyor? Aşkım, kocam. Kocam dedi, duydunuz. Belli ki evlilik tarihi ortaya çıkmış. Nisan Mayıs, dün Bodrum'da. Bizim Sercan, Bodrum'u podyum anlıyor, Chloe düzeltiyor. Podyumda mı evleneceğiz Serdar Ortaç'la? Podyum'da? Yok, Bodrum. Yani Serdar Ortaç damat oluyor desenize. Biz artık evleniyoruz. Chloe açıkladı ama kafalarda soru işareti kalmasın. Bir de ondan duyalım düğün tarihini. Seneye inşallah yapacağız. Ne bu neşe, beni deli eden ne utan. Seni her gören kıskan. Deli sen sevinim ben. Ve geçiyoruz Beyoğlu'ndaki şok kavgaya. Asmalı Mescid'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Başrolde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin vardı. Birlikte eğlendiği gruptan Ahmet isimli bir gençle sokak ortasında kavgaya tutuştu Rüzgar Çetin. Kavga o kadar büyüdü ki Rüzgar Çetin şiddetin dozunu arttırarak tehditler savurdu. Gazetecilerin güçlükle ayırdığı kavga sonunda her iki tarafın da yüzü kanlar içindeydi. Vukuatlarıyla tanınan Rüzgar Çetin'in son vukuatı babası Sinan Çetin'i epey kızdıracak gibi görünüyor. Çek çek. Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin ve eşi Asena Erkin boşanacakları iddialarına ne cevap verdiler? İkilinin hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz özel açıklamaları geliyor. Şimdi ekranlarınızda izliyoruz. İhanet iddiaları, boşanıyorlar söylentileri ve şok fotoğraflar derken işte Show TV farkı. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle sizlerle geziyorsunuz galiba. Fenerbahçeli Caner Erkin ve eşi Asena Erkin tüm iddialara inat, el ele, kol kola. Sen başka söylesen de içimde seni. Merkezinde yine benim izim var.
iki çift ihanet iddialarıyla ilgili ne dedi? Tamam, son noktayı. Bu görüntülerden birkaç gün önce Caner Erkin Fenerbahçe gecesine neden tek başına gitti? Asena Erkin bu boşanma iddialarıyla ilgili ne dedi? Geçen hafta bu iddia çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hem magazin dünyası hem de futbol camiası bu iddiayı konuştu. Başrollerde popçu Berkay ve Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin var. Her şey Etiler'deki bir alışveriş merkezinin bebek odasının hemen önünde çekilen bu fotoğrafla başladı. Berkay'la Asena Erkin'in bu fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Ancak yalanlama geldi. Berkay, Asena Erkin'in stil danışmanı ve arkadaşı olduğunu iddia ederken, Asena Erkin, Berkay'la çekilen fotoğraflarının eski olduğunu iddia etti. Bu fotoğraf 4 ay önce çekildi. Ayrıca orası tuvaletin önü, bebek odası değil. İş için bir araya gelmiştik. Ortada bir ihanet yok. Ben daha o gün olayı anlatmıştım. Caner her şeyimi biliyor. Haberi görünce ikimiz de şoke olduk. Asıl ismi Mehmet olan Berkay'ın Asena Erkin'le İzmir'den tanıştıkları ve eski sevgili oldukları iddia edildi. İki ismin aylar öncesinde aynı günlerde uzak doğuda tatil yaptıkları da ortaya çıktı. Asena Erkin'in Phuket'te tatil yaparken paylaştığı bu fotoğraftan 3 gün sonra Berkay'ın da yakın bir yerde dalış yaptığı ortaya çıktı. Bir detay daha. Olayın patlamasından birkaç gün önce kaydedildi bu görüntüler. Caner Erkin kucağında oğluyla skandalın patlak verdiği alışveriş merkezine giriyordu. Ve o fotoğraflar. Bebek odasında görüntülenen Asena Erkin ve Berkay'ın Londra'da çekilmiş fotoğrafları. Yer tesadüfe bakın ki yine bir alışveriş merkezi. Berkay'la Asena el ele kol kola. Fotoğraflar biraz flu ancak Berkay tanınıyor. Asena Erkin'i ele veren de çantası. Aynı çantayla İstanbul'da da görüntülendi Asena Erkin. Bu görüntülerden birkaç gün sonra Fenerbahçe Kulübü'nün düzenlediği geceye tek başına geldi sol bek Caner Erkin. Geceye yalnız gelmesi kafaları karıştırmıştı. Boşanıyorlar iddiaları kuvvetlendi. Caner'in gazetelerde yayınlanan fotoğrafların daha netlerini satın aldığı ve bu fotoğrafları boşanma davasında delil olarak kullanacağı bile söylendi. Ancak Asena Erkin'den boşanmıyoruz açıklaması gecikmedi. Eşi Caner Erkin'i Fenerbahçe gecesine oğlu hasta olduğu için tek başına yolladı Asena Erkin. Oğlum hasta, bu yüzden Caner yalnızdı. Boşanmıyoruz. Ve 5 Aralık 2013 Perşembe. Yer Nişantaşı. Bu görüntüler arşivden değil, taptaze. Ve sadece Show TV kameraları tarafından kaydedildi. Caner ve Asena Erkin çifti el ele, tüm ihanet ve boşanma iddialarına cevap verircesine. Sana doğru bir yol vardı, bulacağım söz az kaldı.
Caner Erkin'in hayranları hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor. Fotoğrafı Asena Erkin çekiyor kendi eliyle. Caner Erkin, muhabirimiz Sercan Kazancı'nın sorduğu sorulara yanıt vermiyor. Neler yapıyorsunuz efendim? Eşinizle senelerle geziyorsunuz galiba. Anlamadım. Caner abiyi. Ama dikkat. Tamam, teşekkürler. Zaten çok konuşmasına da gerek yok. Görüntüler çok şey anlatıyor. Sen başka söylesen de içimde seni kim görse yüzünde kalbinin merkezinde yine benim izim var. Çiftin dedikodulara kulak tıkadıklarını gösteriyor bu manzara. Tüm iddialara rağmen aşk galip gelmiş görünüyor Caner ve Asena'nın evliliğinde. Bundan sonra da ortaya çıkabilecek tüm iddialara da cevap niteliğinde bu görüntüler. Son noktayı koymak ister misiniz? Konuşmak bir şey söylemek ister misiniz? İstemiyorum dedim ama. Peki. Çek. Cansu Dere ile yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu aşk mı yaşıyor? İddiaların muhatabı Cansu Dere, cumartesi sürprizini açıkladı. İzliyoruz. Sen başka söylesen de içinde seni kim görse yüzünde kalbinin merkezinde yine benim izim var. Küllenen aşk. Yeniden alevlendi mi? Ya sürekli sizi Kenan İmirzalıoğlu'na yakıştırıyorlar. Yoksa Kenan'la Cansu ezelden beri aşık mı? Sizce garip mi? Kenan İmirzalıoğlu'yla Cansu Dere'nin yeniden bir araya gelmesinin arkasında ne var? Cansu Dere ilk kez konuştu. Burçin bir şey söyle hadi. Buluştukları ve başrol oynadıkları dizinin ismi itibariyle ezeli bir aşk olarak anıldı onların ilişkisi. Hep aklımdasın, farkında mısın? Hem karşılıklı. Herkes birbirlerine çok yakıştırdı onları. Bu aşkın tamamını ermesini istedi tüm hayranları. Seni seviyorum. Kenan İmirzalıoğlu'yla Cansu Dere'nin aşkı uzun sürmedi ama geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir buluşma, küllenen aşkın yeniden alevlendiği iddialarını beraberinde getirdi. Çıplak ayak, aşıkların dansı, ateş bacayı çok fena sardı. Peki gerçek miydi bu iddia? İşte esas kız Cansu Dere. O gecenin tek şahidi Burçin Terzioğlu'yla birlikte yakalanıyor kameramıza. Ne oldu diyorum, toplanmanızı soruyorum. Burçin Terzioğlu ismi önemli. Çünkü Kenan Cansu buluşmasının organizatörü olduğu söyleniyor güzel oyuncunun. İyi geçiyor. İyi mi geçiyor? İyi geçiyor, sağ olun. Habercilerin aklında o gece ezeli buluşma var. Geçen hafta gazetelerde yazılı basında çıkan haber. Sormadan ne demeyeceğiz biliyorsunuz. Ya evet ama yani. Ya sürekli sizi Kenan İmirzalıoğlu'na yakıştırıyorlar. Aslı var mı yok, birinci ağızdan öğrenelim istiyoruz. Dün gece neredeydin? Sorsam söyler miydin? Kim bilir kim neydin? Soradım o zaman. Cansu Dere o buluşmanın bir aşk buluşması olduğu iddialarına şu yanıtı veriyor. Sizce var mı Aslı? Soruya soruyla karşılık vermesi kafaları karıştırıyor haliyle. Ama Cansu Dere'nin tarzı bu. Ya bilmiyorum lütfen ya. Kaçın. Burçin bir şey söyle hadi. Burçin ne söylesin Cansu? Aşk yaşayıp yaşamadığınızı sen daha iyi bilirsin. Aydınlat hayranlarını da kim ne var ne yok öğrensin. Bunu aydınlatacak bir şey yok, yapmayın ya. Yemek yediğimiz her zaman yiyebiliriz ya. Kenan bu, ben bu yani yıllardır artık. Kenan bu, ben bu diyor. Görüşürüz de buluşuruz da diyor. Arkadaşız diyor ama aşkın önünü de açık bırakıyor. Sonunu görmeden karşılıksız çok zor. Adını istersen koy ya da yüreksiz git. Ama şimdilik gündeminde aşk yok galiba Cansu Dere'nin. Ya bu konuyu da duymuyorum artık ya. Bu röportajdan birkaç gün sonra.
Cansu Dere oynadığı reklam filminin basın toplantısı için kameralar karşısında. Habercilerin gündeminde yine Kenan İmirzalıoğlu var. Bizim yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Başka şeyler paylaştık. Küllenen aşkın dostluğa dönüştüğünü ve Kenan İmirzalıoğlu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söylüyor Cansu Dere. Çok daha kıymetlidir yani, zannettiğiniz şeylerin dışında ayrı bir kıymeti vardır bende, dostumdur yani. Magazinciler Esmer Güzel'ini beyaz gelinlikler içinde görmek istediklerini söyleyince şaşırıyor işte böyle. Biz de belki Cansu Dere'yi beyaz gelinlik içinde görmek istiyoruzdur belki, o yüzden. Bak şimdi illa bu toplumun şeyi. Bir dönem yaşadıkları aşkın tansiyonunun yüksek, malzemesinin bol olması heveslendiriyor magazin camiasını. Yeniden birlikte olurlar mı bilinmez. Kenan bekar, Cansu bekar. Neden olmasın? Kenan bu, ben bu yani. Gel desen savun kolaysa kalbimi. Bu sebepsiz ayrılık nedendir ki? Kimse sen gibi, kimse ben gibi olamaz, biliyoruz ikimiz de bal gibi. Çek çek. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Şimdi ünlülerimizin 17 yıl önceki hallerine gidiyoruz. Bakalım o günden bugüne neler değişmiş. Kimdi, 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 ah, kimdi? Çünkü ben seni değilim, başkasını seviyorum. Bulurum, seni yine bulurum, yaparım bilirsin. Yeter ki iste. Ünlülerin unutmak istedikleri görüntüler. Ah sözlerin, o kendini biliyor. Kayıtta mıyız? Daha iyi kayıtta mı? Evet, suskun. Artık aramaz beni. Ünlüler dünyasındaki geçmişe yolculukta ilk konuğumuz, şimdilerde şarkıları Rusya'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında ezbere söylenen dünya starımız Tarkan var. Bundan 17 yıl önceki görüntüleriyle kim derdi ki Tarkan bir dünya starı olacak? Seden Gürel'le birlikte bir program sunumu yapan Tarkan, başında ters taktığı şapkası, üzerine giydiği yakasız montu ve içindeki Mahmut Paşa işi beyaz tişörtüyle tam bir acemi çaylak görünümünde. Kayıtta mıyız? Daha iyi kayıtta mı? Evet, evet, bu gecelik de görülür mü sonra? Evet. Üzülme ya, üzülme ya, üzülme ya. Seden Gürel anons yaparken bir o yana bir bu yana sallanıp duruyor Tarkan. Kıyafetleriyle yardımcı sonucudan çok otomobil yarışlarına katılmış co-pilotları andırıyor. Ve haylaz bir çocuk edasıyla türkü isterim türkü diye tutturuyor. Şimdiye kadar pop dinledik, Türk sanat müziği dinledik, muhteşem katıl heyetimizi dinledik. Yıldızlarımızı dinledik. Ne dinlemedik? Özel yıldızlar. Ne dinlemedik? Türkülerimize ne oldu ya? Niye türkülerimizi dinlemedik? Doğru. Evet. Evet. O zaman kimi dinleyelim? Nasıl ya? Kamil Sönmez. 17 yıl önceki bir başka görüntüsünde ise Tarkan şarkı söylerken çıkıyor karşımıza. Üzerinde yine o bilindik montan var. Asla vazgeçemem senden asla. Saçları uzun ve geriye taralı Tarkan'ın, kemerli burnu ve gülmesiyle birlikte üst dişleri arasındaki ayrık göze çarpıyor. Yeni ben de kim, aynada bakıştım. Yeni ben, ben miyim, kendimle tanıştım. Burnu kemerli, dişleri ayrık. Yıllar yıllar öncesinden bir başka görüntüde Tarkan klip çekerken çıkıyor karşımıza. Suyun içinde saçlarını bir o yana bir bu yana yatırıyor. Hadi canım sen, olmaz ki böyle. Güzel kızan kıran kimdi söyle. Yine beni terk edip giden kimdi? Kimdi, 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 kimdi? 90'lı yılların başlarında sunuculuk deneyen ünlülerimizden biri de güçlü sesi ve yorumuyla gönüllere taht kuran Ebru Gündeş. Ne olmuş yani? Ne olmuş yani? Şey olmuş yani. Tabii. Tabii. Ne diyorduk? Ne bileyim ben, ne diyorduk? Kalın kemeri, üzerindeki sade bodisi ve alnını örten kahkülleriyle yolun başında daha Ebru. Sinan Erkoç'la anons yapmaya çalışıyor mahcup mahcup. Ve bu mahcubiyet içinde gülümsediğinde tavşan dişleri ortaya çıkıyor. Gördün mü Sinan?
Bir de ekmek bir... Neydi ilk başı? Gördün mü Sinan? Sen işi gücü bırak, bizim ekmek paramıza göğüs. Karşınızda tavşan dişleri, mahcup gülümsemesiyle 17 yıl önceki Ebru Gündeş. Seren Serengil var sırada. O günlerde 20'li yaşlarında olmalı. Kalın kaşların gözlerine çektiği siyah kalemle daha bir kalınlaşmış. Boynunda o günlerin modasına uygun isminin baş harfi olan kocaman bir S harfi taşıyor. Kalın kaşları, ilginç danslarıyla karşınızda Seren Serengil. Siyah ceketi beline kadar ve beyaz payetlerle hareketlendirilmiş durumda. Dalgalı uzun saçlarını bir o yana bir bu yana sallayarak dans ediyor Seren. Bu dans sırasında ceketinin içine giydiği strapless bluzu ve cesur göğüs dekoltesiyle tüm seksiliği ortaya çıkıyor. Çoktan unuttum seni. Giyimiyle kuşamıyla alkış alan Kenan Doğulu, yıllar önce uzun, yarı bağlı saçları ve kirli sakalıyla dikkat çekiyor. Engel bir mesafeler, aşk yoluna, meşk yoluna, değer mi sebepsizken ayrılığa? Havai gömlekli, yeni yetme Kenan. Kolları deri, omuzları ve bedeni kumaş montunun içine giydiği rengarenk gömlek ilk bakışta göze çarpıyor Kenan Doğulu'nun. 90'lı yıllarda oldukça moda olan Hawaii tarzı bu rengarenk gömlekle hiç de havalı görünmüyor ünlü popçu. Yıllar önceki görüntüsünde işte böyle çıkıyor karşımıza Hülya Avşar. Taşlarla süslü bir yanı bordo, bir yanı mor elbisesi, yine mor bir pelerin şalla örtülmüş durumda. Başına bağladığı bordo ve mor renklerdeki kumaşlarla Hindistan modasından esintiler sunuyor izleyenlere. Hindu güzeli Avşar kızı. 90'lı yıllardaki bu görüntülerde tam anlamıyla Hindistan tarzını yansıtan elbisesini, sağ kulağına taktığı halka şeklindeki küpeler ve ellerindeki bileklik ve yüzüklerle tamamlamış Hülya Avşar. Ve bu görüntüleriyle adeta Bollywood starlarına dönmüş durumda. Anlamadım seni ben, kosmosun düşman mısın? Beni kırdığın için mutlu mu pişman mısın? Ekranların kraliçesi Seda Sayan 90'lı yılların sonundaki bu görüntüsüyle çıkıyor karşımıza. Şimdikinin aksine saçları çok daha uzun ve kabarık. Dönsem bile, dönsem bile, bulamazsın beni bende. Kabarık upuzun saçları, abartılı makyajıyla az solist Seda Sayan. Göğüs dekolteli siyah elbisesi yerlere kadar uzanıyor. Elbisesinin kenarları ve askıları payetlerle kaplı parlak kumaşlarla daha bir göz alıcı olmuş. Ve Ferdi Baba ile Çeşme'yi söylüyor. Çıktım Çeşme'ye, varmaz olaydım. Evet, ünlülerle çıktığımız zamanda yolculukta şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yepyeni sürprizlerle buluşmak üzere. Kimdi, 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 ah kimdi? Çünkü ben seni başkasını seviyorum. Bulurum seni, yine bulurum, yaparım bilirsin. Yeter ki iste canım bebeğim. Çek 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 çek. Cumartesi sürprizinden bugünlük de bu kadar. Yarın pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.